Şimdi Salaşköy Yaylası'na gideceğiz. Şu görmüş olduğunuz dumanın altında. Daha orada. Ama şu anda duman olduğu için gözükmüyor. Yolun yarısını vasıtayla, yarısını yürüyerek. Adana dedik ki biraz o taraf. Küçük ot diye. Ondan sonra seninki öyle bir yediydi. Arkadan beni çekiyor. Maşallah var ya. Buradan yukarı yürüyerek şu dağa çıkılacak. Bugün de hava yağışlı. Pek tadı olmaz ama bakalım. Hocam bıçağın bazen havada kes iyi yasa onu kaybeder. Ama şu orta kapıcı ne bir şey daha. Abi da iyi yasa yedi aynen. Orta kapıcı değil mi lazım? Değil. Aç eder adam toksuz soksa. Ya orada bak gözünü kapıcı iyi yasa. Tamam adam. Diğer şeyle yıkar. Yaklaşma. Yapayım bu fotoğraf al benden. Atmışım ama. Ben atmıştım. Orada niye durmadı sırtta? Sırtta ne? Orada öndürüz o. Niye? Orada evet. Daha serüveni başarıyor hocam. Ya bunda tabii şey bak. Evet bizim meşhur milli bekarımız Fahrettin. Fahrettin'e veremedik. Evet. Merhaba. Yani götürü verirse açtı haydi. Kapıyı açın ama. Hadi başladı. Hadi Hava açmadı. Ulan, Şu anda yaylalara çıktık. Buralar eskiden sahipliydi. Herkesin yeri belli. Buraları eker biçerlerdi. Abi buraları yazdılar mı milletin üstüne? Yazmadılar. Allah Allah, bu nasıl iş ya? Geldik Galadena'nın kürününe. Oh. Yorulduk biraz. Ama burada su içmeye değecek.
Aşık Mustafa dayıya selam olsun, o gitti ama Mustafa Hoca yerini boş bırakmadı, dolduruyor. Atı, türküsü, sazı, sözü hepsi var. Afiyet olsun. Sağ ol öyle. Yavan kavurma yiyor ne daha ya. Afiyet olsun. Olgun, sen yat Bursa'da, koltuğun başında kahveni, çayını iç. Ondan sonra biz de dağlarda, yağmurda, karda, kıyamette uğraşalım ki görüntü çekip de atacağız ki Olgun izlesin. Var mı böyle bir dünya arkadaş ya? Evet Mustafa Hoca, senin bir köye bir şiirin vardı, onu alalım şimdi. Bu suyun adı Geladene. Yıllardır bu su burada aynı şekilde akıyor. Akşam olur başlar sohbet, havası yüksekmesi kaçırıyor hevesi. Vardır köyümün Geladenası, soğuk soğuk akar suyu köyümün. Kebap keser gençleri hep toplanır, işte böyle dostlukları köklenir. Nişanlanıp bir iki ay beklenir, bundan ibarettir halı köyümün. Otur sapatneyi bir de seyreyle, bir güzel sev sen kendine yar eyle. Müftüoğlu neler söylüyor böyle, ezelden bükülmüş beli köyümün. Herkese saygılar, sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Halit hocam, sende de var mı şiir meyir bir şey? Bende öyle bir şey de yok. O da aşık şey olamadı şair. Saat kaç oldu? Öğlen oldu, sen de ezan oku. Bağır bakayım, karşıdan ses verecek mi? Kimse var, geliyor oradan. Yokuş çıkarken iyice terledik. Yağmur da yağdı, tamamen ıslandık. Ateş yaktık. Burada suyumuzu da kaynattık. Şimdi çay, birazdan çay içeceğiz. Halit Hoca tetarüklü adamsın ha. Halit Hoca baltayı almış. Balta olmasa ateş yakamayacaktık. Demliği almış, çay şekeri almış. Doldur çayları, içelim. Hadi bismillah. Karı gibi çay. Bunun lezzeti de burada işte. Bu zahmetin karşılığı bu. Geladene. Anlat bakalım. Kimler geldi, kimler geçti senden? Bu oluktan kimler su içti? Hey gidi eski insanlar. Hepinize Allah rahmet eylesin. Rahmetlik babam ile Halil dayı, Halil Yiğit. Buradan şu ileride Sapatne Dağı var. Oraya su almışlardı. Şimdi buradan dağa doğru yolculuğa devam ediyoruz. Dağın eteğine çıktık. Halit hocam omuzu, odunu omuzladı. Dağda odun yok çünkü orada çay demlemek, ısınmak için odun gitmesi gerekiyor. Maşallah Halit hocam da hainlik yok. Yani ince düşünceli. Hainlik yok. Rahmetli Birol Tokgöz arkadaşımızın oğlu. Allah rahmet eylesin. Birol kardeşimiz de güzel bir insandı. Kalbinde hainlik olmayan, kimseye zarar olmayan bir insandı. Mekanı cennet olsun. Erken yaşta kaybettik. Dağa çıktık. Öküz yatağına çok az kaldı. Her taraf duman. Biz de tabii yorulduk, terledik. Öyle dumanlı havalarda tabii biraz daha duman fazla oldu mu göz gözü görmez.
yolu bulamazsın. Ne tarafa gideceğini de bulamazsın. Böyle dumanlı havalarda yolu en iyi hayvanlar bulur. Hatta eşekler bulur. Eşek ile ilgili şimdi bir yaşanmış bir olay anlatacağım. Kütahya'da bir olay yaşanıyor arkadaşlar. Adam birisini öldürüyorlar. Öldürülen adamın yanında eşeği de varmış. Arada zaman geçiyor. Araştırıyorlar, katili bulamıyorlar. Sonra bir şüpheli var. Artık en sonunda o şüpheliyi olay mahalline götürüyorlar. Eşeği de götürüyorlar olay mahalline. Sonra jandarma o zanlının kıyafetlerini giyiyor. Olay yerinde eşeğin karşısına çıkıyor. Eşek bir şey demiyor. Ama zanlıyı eşek görünce böyle ağzıyla, tırnaklarıyla falan saldırıyor o şeye, katile. Bu şekilde şeyi buluyorlar. Katili buluyorlar. Hayvanların hafızası çok sağlamdır. Yani seversen bunlar da seni sever. Bir düşmanlık yaparsan da asla unutmazlar. 10 Haziran 2023. Bugün Öydem Köyü Dutlupınar Mahallesi'nin erkek hayvanları dağa çıktı. Hava yağmurluydu. Pek fazla hayvan yok. Boğa güreşi olmadı denilebilir. Çünkü büyük boğalar yok. Şu aşağısı Vaslat. Şurası Pataşinet. Şöyle dönelim. Şurası Sapatne Dağ. Karşıdaki yeşillik Nisancör. Hava açtı. Şöyle etrafı gösterelim. Muhtarım merhaba. Merhaba efendim, merhaba. Düşüncelerinizi alalım. Düşüncelerimiz bugün burada geldik, toplandık. Öydem yaylasını yayla yapıyoruz. Biraz yağmur hava muhalefetine denk geldik ama Allah şükür yine açtı. Güzel. Arkadaşlar da iyi, muhabbet iyi. Bugün 10 Haziran değil mi? Evet, 10 Haziran 2025. Yağmurda biraz zahmet çektik. Hayvanların urubesi yok. İçme suyumuz yok. Yağmurun altında ıslandık. Yetkililere buradan da seslenelim. Biz yaylamıza yol istiyoruz. Olmazsa olmazdan birisi yok. Kuşnara Çalışkan Yaylası Öydem'in. Kuşnara'yı ihmal etmeyin sayın yetkililer. Evet, evet. Yıllardır Öydem, yalvarıyoruz. Öydem Çalışkan Yaylası. Her sene söz veriliyor ama gerçekleşmiyor inşallah. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Seçim zamanı Sayın Kocatepe ve Harukçe Sayın Kocatepe abimiz ve Furkan Bey gelmişti, söz verdiler. Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Bekliyoruz. İnşallah. Hava yağışlı olduğu için tabi katılım da az olmuş. Tabii ki. Sabah beri çünkü yağışlıydı. Hava muhalefetine azizliğine denk geldik. Bizim şansımız. Yolumuz olsaydı bu katılımı 2 misli 3 mislisi daha olacaktı. Evet. Kesin. Ya biz de zor şartlarda 3-4 saat önce gösterirseniz, kulübeyi gösterirseniz 15-20 kişi bu kulübenin içine girmek zorunda kaldı. Evet. Yağmurun altında. Burası da çoban kulübesi. Çoban kulübesi. Yanda dört küçük başların paraların kulübesi. Orman uzak, malzeme getiremiyoruz. Su uzak, malzeme getiremiyoruz. Tabii
canlı olarak değerlendirirsen 3 büyük baş hayvan, büyük boğalardan tanesi 50 bin liradan aşağı alma şansın yok. Mümkün değil. 150 bin lira belki, daha da fazla, 50 bin liradan başlar. Ama hadi diyelim ki hastalandı, yani ayağı kırıldı, bilmem ne oldu, kesmek zorunda kaldı. Çünkü buradan aşağı yol olmadığı için götüremiyor, bir şeyle ziyan oluyor. Yazın sıcağında mümkün değil, bir yere götürmek mümkün değil. Zaten haber gelinceye kadar, vatandaş buraya ulaşıncaya kadar zaten. Ben muhtarım, teşekkür ediyorum. Burası da küçük çoba, küçük canaların kapatıldığı yer. Bunlar milli çoba, çobanımız Köksal Oğuz. Evet Köksal, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim abi, teşekkür ederim. Dağlar senden sorulur. Teşekkür ederim, sağ ol. Allah razı olsun. Düşüncelerini alalım, neler düşünüyorsun? Vallahi ne düşüneyim işte, geldik, hayvan da az çıktı, şartlar ağır, yol yok, ondan sonra su yok, uzak, her şey. Sıkıntı. Şu anda değil. Biraz yorgun görünüyorsun ama bir iki güne keyfin yerine gelir herhalde. Evet, evet, inşallah. İnşallah. Evet. Sıkıntı olmaz işte, az hayvan. Kaç tane hayvan? 30-40 tane. İşte. Daha gelmez mi bundan sonra? Yok, gelmez. Tamam. Niye az oldu böyle bu sene? Hayvanlar rahat eder, iyi. Artık Allah'a şükür, ne yaparsın? Bizim daha aslında çok alıverişli. Şu aşıdan gelmiyor, yol yok. Hani yol yok, aşağıdan hiç önlem bile vermiyor. Mesela adam arabayla gidiyor, ağla kadar arabayla gidiyor ama bizim 2 saat yolumuz var. Yani. Evet, biz 3-4 saat önce çıktık. Evet. Şöyle etrafı dağlar da gösterelim, bizim arazi çok elverişli. Yani bu arazi da, güzel, dağ güzel ama yolumuz yok. Bu dağda kalan boğada iyi güreşir. Evet. Kafkasör'da ben buradan final almış boğaların. Çoğu birinci olan hayvanlar benim elimden geçmedi. Buradan indirdim, meydan aldım. Buradan indirdik, meydan aldık. Çünkü bizim dağın ot çeşidi çok. Sonra taş yok. Ayakları ağırmıyor. Etrafta serbesti otluyor. Yok taş yok. Taş. Daha şu görünen kısımdan başka buradan yukarıya doğru, şu tepeden yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Ta Ziyaret Tepe diye denilen bir yer var. Oranın rakımı 2700. Buranın rakımı 2220'lerde filan. Burada bunlar bu şekilde güreşip barışıyor. Kendi aralarında bir lider seçiyor. Ondan sonra da özgürce otluyor. Burası da Danalet. Burası da Danalet. Danalet'in bir bölümü. Aşağısı mümkündür. Geri dönüş başladı. Şu anda dağdan aşağı doğru iniyoruz. Şu anda biz şu menzeye kadar arabayla geliyor. Buradan bu dağa çıkmaya üşeniyoruz. Zor geliyor. Eski insanlar şu görmüş olduğunuz arazinin her tarafını biçerdi. Ben yetişmedim de duyarız. Burada diken olurmuş. Diken. O dikeni biçip buradan sırtıyla şu vaslat mezasına götürürlermiş. Kışın da hayvanlara yedirirlermiş. Hatta şu dağın diğer tarafında, yani yaklaşık olarak oradan bir saat yürüme gideceksin. Oradan bile diken biçip ondan sonra onu sırt ile şu mezaya taşırlarmış. Eskiden her köyün kendi dağı olurdu. Yani yine var her köyün dağı da. Her köyün erkek hayvanlarını çıkardığı bir dağ olurdu. Tabii ki şimdi insanlar şehire göç ettiği için çoğu köyde bu dağ olayı kalmadı. Bizim köyde devam ediyor. Dolayısıyla civar köylerden de bu dağa hayvan getirenler oluyor. 2-3 yıldır bu dağa yol yaptırmak için uğraşıyorlar.
Fakat henüz bir sonuç alamadılar. Boğa güreşlerinin de bu yaşam gereği ortaya çıktığını düşünüyorum. Çünkü herkes hayvanlarını dağa çıkarıp çobana verince orada hayvanlar ister istemez kendi doğaları gereği bir güreşiyorlar. İyi güreşen hayvanlarda bu yaratılıştan kaynaklanan bir şey. Her hayvan güreşmez. Bazı hayvanlar genlerinden kaynaklı çok güreşir. Güreşi sever, yenilmeyi sevmez. Dolayısıyla bu boğa güreşleri de eskiden bu kadar yaygın değildi. Yani Yusufeli, Artvin çevresinde yapılan boğa güreşleri eskiden bu kadar yaygın değildi. İşte bizim burada Haziran'ın ilk haftası öküzler dağa çıkar, çobana verilirdi. Çobana katınca orada bütün hayvanlar bir araya gelecek. Sen güreştirmek istemesen de onlar doğası gereği kendi arasında bir yenişme yapıyor. Biri yeniyor, biri yeniliyor. Bir lider çıkıyor kendi aralarından. O lider sürüye sahip oluyor. Yabani hayvanlardan koruyor. Dolayısıyla işte insanlar da dağa çıktığı zaman benim hayvanım yenilmesin, başarılı olsun, bilinci olsun diye ister istemez biraz besliyorlar. Bu boğa güreşi geleneği de buradan bu şekilde yaygınlaşmış. Tabii ki boğaların güreşmesi dediğim gibi kendi genlerinden kaynaklı bir şey. Ama boğa güreşlerinde benim sevmediğim, hoşuma gitmeyen artık bu işin tadının, tuzunun kaçmış olması, ayarının kaçmış olması. Yusufeli'nin, Artvin'in sadece boğa güreşleriyle tanınıyor olması, ön plana çıkıyor olması beni rahatsız ediyor. Çünkü Artvin'in, Yusufeli'nin birçok özelliği var. Bu özellikler ön plana çıkarılmalı. Sadece boğa güreşleriyle tanınmamalıyız. Arkadaşlar, talahaç dediğim ot bu. Bunun bir de erkeği olur. Hani bir hikaye anlatmıştım. Eski takipçilerim bilir. Bir hikaye anlatmıştım. O hikayeyi yine anlatalım. Bu talahaçın erkeği olsa da onu da göstersek. O da şöyle biraz kalın yukarı doğru dik durur. Ona da koto derler. Şimdi keçinin bir tanesi komşunun bahçesine giriyor. Bu talahaçları da hayvanlar sever. Böyle kırat kurut kırat kurut yiyor. Arazi sahibi de görüyor. Tabii bizim buralarda arazi küçük olduğu için ot kıymetli. Ondan sonra alıyor eline bir sopa. Hayvanın yamacına yamacına vuruyor. Halbuki dilsiz hayvan, niye vuruyorsun? Yamacına yamacına vuruyor. Tabii keçi sopayı yiyince be diye bağırıyor. Yer sahibi de diyor ki talahaşı yerken kırat kurut kırat kurut da sopayı yerken niye be? Ben bu misali niçin anlatmıştım? Tabii ki insanlar belirli makamlarda bulunuyor. İşte şu makamdayım, bu makamdayım diye caka satıyor. Ama o bulunduğu makamın bir sorumluluğu var. Kul hakkı var. Çünkü birçok insanların o bulunduğu makam ile ilgili işlerini sen idare ediyorsun. Eğer orada bir haksızlık yaparsan kul hakkı işlemiş olursun. Gerçi öyle bir zamana gittik ki kimsenin umurunda değil. Kul hakkıymış, bilmem neymiş de.
Biz yine de anlatalım. Bu dünyanın bir de neyi var? Ahiret var. Ondan sonra buradan gidersin öteki tarafa. Gel bakalım derler bu tarafa. Sen şu zaman şurada şunu yaptın, bu zaman burada bunu yaptın. Ondan sonra işin zor. Çünkü orada her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplaşılacak. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün arkadaşlarıyla otururken onlara bir soru soruyor. Diyor ki, müflis kimdir bilir misiniz? Bizdeki hukuki deyimlerin çoğusu da Arapçadan gelmedir. Hala da öyledir. Yani müflis iflas etmiş kişi demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretme yöntemlerinden bir tanesi de bir şey anlatacağı zaman önce o konuyla ilgili bir soru soruyor. Ondan sonra aldığı cevaba göre şey veriyor. Cevap veriyor. Soruyor, diyor ki müflis kimdir bilir misiniz? Şimdi burada bir parantez daha açalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki onun arkadaşları edebi, adabı biliyor. Biz biliriz diye bildikleri bir şey bile olsa hemen ortaya atlamıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyu sorunca Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Şimdi zamanımızda herkes her şeyi biliyor. Mesela bazen bir toplumlara gidiyoruz. Arkadaşlar, ben mesela 30 yıl imamlık yaptım. Okudum, araştırdım. Ondan sonra birçok memleket gezdim. Başka görevlerde bulundum. İşte yayınlanmış kitabım var. Bu dini konular üzerine. Ama yine bakıyorum, insanlar o kadar cesaretli ki cahil cesaretli olurmuş. Bir konu açıldığı zaman, yani burada hocam var, o daha iyisini bilir demiyorlar. Ben biliriz. Hatta sen bir şey söyleyecek olsan bile, yok canım, öyle mi olur? Niye? Çünkü bu insanlar ilimden uzaklaşınca, cahil adam her şeyi bilir. Cahil aynı zamanda cesaretli olur. Aynı zamanda cahil mutludur. İlim sahibi adam her şeyi kafaya takar, dert edinir. Şu şöyle olsa, bu böyle olsa. Ama cahil kafası rahattır. Şimdi sordu ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müflis kimdir diye. Türkçesi de neydi? İflas eden kimdir? Bu defa sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, işte ikinci sorduğunda, müflis bizim bildiğimiz malı mülkü kalmamış kişidir. İflas etmiş, malı mülkü kalmamış kimsedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, gerçek müflis o kişidir ki ahirete varır. Orada her şey en ince ayrıntısına kadar hesabı görülecek ya. Bu defa işte her hak sahibine hakkı dağıtılır. Alacaklı olanların hakları dağıtılır. Nasıl dağıtılıyor? Yani dünyada adam paran aldıysa ona para mı veriliyor? Hayır, orada para iş yapmıyor. Nasıl dağıtılıyor? Sevaplarından, yani hak ihlal etmiş kişinin sevaplarından alınıyor. Ondan sonra alacaklı kişiye veriliyor.
sevabı yok. O zaman da alacaklı kişinin günahlarından alınıyor. Ve o suçlu kişiye günahları yükleniyor. Şuradan geçmemiz lazım. Yanlış geldik. O suçlu kişiye günahları yükleniyor. Bu defa işte hesaplar görülünce der ki adam dünyadayken işte namaz kılmış, oruç tutmuş, belki hacca gitmiş, başka sevaplar kazanmak için uğraşmış, uğraştıysa, ama bir bakarsın ki işte o ahiret aleminde hesap görülünce o alacaklı, bu alacaklı, ondan sonra geriye hiçbir şey kalmamış. İşte gerçek iflas etmiş kişi budur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü dünyada adam aklını kaybetse, evine verse ateşi yaksa, malını mülkünü yok etse, sonradan yine kazanma şansı var. Arkadaşı, eşi, dostu yardım eder, çalışır, kazanır. Tekrar kazanma şansı var o malını mülkünü. Ama ahiret alemine gittiğin zaman bir daha geri dönüşü yok. Hayatın tekrarı yok. Özellikle bu ticaret yapan kişiler Allah'tan korkuyorlarsa, ahirete inanıyorlarsa bu işlere çok dikkat etsinler. Çünkü örneğin diyelim ki arabanın bir arızası var, gittin. Örnek veriyorum, fren balatalarını değiştireceksin. Bunun belirli standart bir fiyatı yok. Birinde 50 lira, birinde 350 lira. Neye tutturduysa adam. Bu bugün onun hakkı, yarın onun hakkı, ötekinin onun hakkı. Birikti, birikti, birikti. Sen bunu nasıl ödeyeceksin? Bu dünyada bazı gerizekalılar aldatınca kar ettim sanıyor. Kendisini uyanık sanıyor. Ama bu dünya 3 günlük dünya. Bak geriye 50 senemiz geçti. Ne kaldı geriye? Hiçbir şey. Sanki dün gibi, sanki bir rüya gibi, sanki bir yarım saat gibi. Onun için kalan ömürde hay huy derken gelir gider. Ama ahiret alemine gittin mi? 20 yıl, 30 yıl ticaret yapmışsın. Onu kandırmışsın, bunu kandırmışsın. Bu insanlar senden hakkını alacak. Sonra bir de o kadar dürüst, düzgün insanlar var ki her şeye rağmen kendisini bozmayan insanlar var. Helal lokma yiyeyim diye uğraşan insanlar var. Tabii ki böyle insanların maddi durumları da çok iyi değil. Çünkü adam en ince ayrıntısına dikkat ediyor. Helal aram, ver Allah'ım, yiyemezsem al Allah'ım dersen belki bu dünyada biraz daha fazla kazanabilirsin. İşte böyle helale harama dikkat eden insanlar zaten kıt kanaat geçiniyor. Ondan sonra çoluğumu çocuğumu nasıl geçindireceğim diye uğraşıyor, sıkıntı çekiyor, düşünüyor. Çocuğuna harçlık verecek, oğlu evlenecek, üniversiteye gidecek vesaire. Devamlı bunun sıkıntısını yaşarken bir şerefsizin birisi çıkıyor, çarpıyor adamı. Abi sen, bu adam evde çoluk çocuğu ekmek beklerken, bu adamın gönlü ağlarken sen bu parayı nasıl yiyeceksin? Ya sen de bu evladından çıkar, bir yerden çıkar. Eğer Allah yolundaysan. Allah yolunda değilsen de Cenab-ı Allah haram kapılarını açar. Artık vur vurabildiğin kadar. Çünkü Allah'ın rahmetinden çıkmışsındır. Cenab-ı Allah seni uyarmıştır, anlamamışsındır. Ondan sonra ne yapar? Haram işleyebildiğin kadar işler, işlersin. Allah fırsat verir. Ama bir gün Allah unutmaz, erteler ama unutmaz.
asla unutmaz. Bir gün bu dünyada tokatı bir yersin. Ondan sonra yiyecek ekmeğe muhtaç olursun. Veyahut da bu dünyada öyle bir şey olmadı. Ahiret aleminde hüsrana uğrayanlardan olursun. Evlatların bir defa Fatiha okutturmaz, okumaz. Ondan sonra sen onlara bıraktığın maldan dolayı ahiret aleminde hesabını verirsin. Bir gün bir cenaze yıkadım. Bunu da anlatayım arkadaşlar. Bir amcanın mal varlığı çok. O köydeki araziler de değerli. Yani adam çalışmış, etmiş. Köyün yarısını çocuklarına bırakmış. Toprakta para ediyor. Çok kıymetli. Bu hastalanıyor. 7-8 tane de şey var. Böyle taşı sıksa suyunu çıkaracak delikanlı oğlu var. Hastalanıyor. Yatıyor. O 7-8 adiden, şerefsizden hiçbir tanesi gidip de bakmamış. Cenaze yıkamaya gittik. Affedersin, kıçında bir haftalık, 10 günlük bok kurumuş. Tabii ki biz ona göre tedbirimizi aldık. Yıkadık. Ama yani içimden de hep sövdüm o evlatlarını. Ulan nankör herifler, siz nasıl insansınız ya? Bu sizin babanız. Onun için şimdi birçok insan evladıma biraz daha fazla mal bırakayım diye ne yapıyor? Çalıyor, çırpıyor, hak hukuka riayet etmiyor. Ondan sonra yatağa düşersin. Evladın altındaki, kıçındaki pisliği bile temizlemez, temizlettirmez. Etrafınıza bakın. Böyle örnekler çok. Zaten evlada mal bırakmak iyi olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu tavsiye ediyor, ederdi. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evladınıza bırakabileceğiniz en iyi miras iyi edep ve terbiyedir. Yani küçük yaştan itibaren bir helal haram, saygı, sevgi, hoşgörü, ondan sonra güvenilirlik, iyi edep ve terbiye vermişsen, ondan sonra bir de meslek öğretmişsen, o insana miras bırakmaya gerek yok. Eğer zaten aklı yoksa, senin bıraktığın milyonları iki günde yer bitirir, bir de borçlanır üstüne. Aklı varsa da zaten paraya ihtiyacı yok. Çalışır, kazanır. Ha, mutlaka tabii ki çalışacağız. Ondan sonra onlar hayata rahat başlasın. Çok zorluk çekmesinler diye elimizden geleni yapacağız ama bunu helal ve meşru sınırlar içerisinde yapacağız. Bunlar da geven. Bizim köyde bol miktarda var. Bunu sökerler. Bunun kökü aşağı yukarı 40-50 santim falan çıkar. Ondan sonra şu dikenlerini yakarlar. Tabi dikkatli yakacaksın. Dalları yanmayacak, sadece dikenleri yanacak. Sonra o kökü de aşağı yukarı 3 santim çapında falan olur. 2-3 santim. Ondan sonra kökünü çekişle döverler. Sonra doğrarlar. Hayvanlara yedirirler. Özellikle boğalara yedirirler. Ama işin tuhaf tarafı, inekler sağılır. Boğalar geveni yer. Arkadaşlar, 11-12 birinci aylarda filan baraj videoları çekiyordum. Dolayısıyla Yusuf Ali ve köylerini ilk defa izleyen insanlar, burası nasıl Karadeniz, her taraf dağ taş diyordu. Evet, dağımız taşımız var. Ancak kışın şu yeşillikler gözükmediği için etraf kötü gözüküyordu. Ancak şimdi güzelleşti. Şu anda neredeyim? Vaslat'ta. Davarın sırtındayım. Ne demek davarın sırtı?
Onu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi şurası, şu dağ Salaşkör'ün, Salaşkör dağı. Buraya bugün öküzleri çıkardılar ve çobana verdiler. Eski büyükler nereden biliyorlardı bilmiyorum ama birçok şeyi biliyorlarmış. Bizim köyde şöyle bir söz duymuştum. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar diyecek ki Salaşkör'ün tepesinde öküz çobanı olsam da kimsenin yüzünü görmesem diye. İşte o Salaşkör, bu Salaşkör. Tabii ki bu köyde insanlar kalabalıkken, şehire göçmemişken sabahtan şurada vaslat mezdası var, tamamı gözükmüyor. Yani en az bir ailenin 20-30 koyunu keçisi olurdu. Bazısının daha fazla. Nöbet şeklinde otlatılırdı. Yani 5 koyuna veyahut da 5 keçiye bir gün nöbete gidersin. Bu şekilde herkes hayvanına göre gider köyün hayvanlarını otlatırdı. Ondan sonra keçi veyahut da koyunlar da şuradan gelip bu sırttan böyle şöyle devam eder ve şu dağlarda, arazilerde otlardı. Akşam olunca da hayvan sahipleri gelir, buradan artık hayvanlarını teslim alırlardı. Burada bir şey daha göstermek istiyorum. Videonun ilerleyen bölümlerinde gösterdim arkadaşlar. Şimdi yakınlaştırayım. Şu göstermiş olduğum alanlar ileri doğru. Oralar yaylalar. Eskiden orada şey vardı. Evler falan vardı. İnsanlar oraya çıkar, hayvanlarını falan saklardı. Böyle ileri doğru tarlalar var. Şu anda tam gözükmüyor. Dolayısıyla herkesin yerleri belli orada da. Ondan sonra bu 10 yıl önce falan kadastro yapılırken birçok yeri yazmadıkları gibi, şahısın yerini yazmadıkları gibi orayı da yazmamışlar. Ha, sorduğum zaman neden yazılmadı? En mantıklı cevap şunu alıyorum. Orman dairesi geldi. Ondan sonra sınırları yazmış. Dolayısıyla oralar orman diye de yazmış. O yüzden sonradan vatandaş burası benim diye yazdırsa bile artık vatandaşın üzerine çıkmamış. Ancak tabii ki bunun bir şikayet süreci vardı, itiraz süreci vardı vesaire. Onlar geçti. Ben bu araziler tekrar insanların üzerine yazılsın diye çok yani mücadele verdim. Nasıl mücadele verdim? İnsanlara bunu anlatmaya çalıştım. Fakat herhangi bir sonuç alamadık. Çünkü insanlar şey düşünüyor. Yani burası zaten bizim köyümüzün yeri. İşte kim gelip de burada bizim yerimizi alacak gibi. Ancak artık iş öyle değil. Devlet orman vasfını kaybetmiş yerleri İKİBE vasfında ne yapıyor? Zaman zaman satışa çıkarıyor. Dolayısıyla adam hiç buraya gelmeden de internet üzerinden teklif verip alabiliyor. Dolayısıyla hiç ummadığın insan da gelip alır. Ondan sonra da buranın tapusu bende. Sen bana bir şey diyemezsin der. Tabii ki buranın tapu sürecinde birçok yanlışlıklar var. Ama yanlışlık kimde bilemiyorum. Bir şey de diyemiyorum. Bir hata, bir eksikliği var. Ama tabii ki mahkeme değiliz. İnsanları tam olarak dinlemedik. Ne nerede? Dinlesek de bir faydası yok. Şu aşağıda bir arazi var, onu da göstereceğim. Orası tamamen tarlalık olduğu halde orası da insanların üzerine yazılmamış orman arazisi diye. Talahaş'ın erkeği de bu arkadaşlar. Koto dediğimiz. Bazı arkadaşlar bitkilerden ne yersiniz derdi, soruyordu. Mesela şunlar yeniliyor. Şu dallarını koparıyorsun. Şunları koparıyorsun, kabuğunu sövüyorsun, bunlar yenir. Şu karşıda görmüş olduğunuz alanın
adı İvanet. Arkadaşlar görüyorsunuz tarlalar var. Tarlalarda büyük bir emekle düzeltilmiş. Tabii ki oraya yol olmadığı için eskiden hiç yol yoktu. Bu alanlar iş makinesiyle düzeltilmedi. İnsan gücüyle düzeltildi. Oradaki tarlaların hepsinin sahibi var. Bu köyde kime sorsan işte şu tarla falancanın, şu tarla falancanın bilir. Yayla dediğimde oradan şu yukarıda, üst kısımda orada da tarlalıklar var. Mesela o kadastro yapılırken burası orman alanı diye yazılmamış. Ondan sonra böyle köyün şahıs arazilerinin yarıya yakını diyebilirim yazılmamış. Merasının 1/3'den fazlası yazılmamış. Diyeceksiniz ki hocam bana ne, bize ne yazılmış yazılmamış. İşte benim içime de bu dert olmuş. Sizinle paylaşıyorum. Çanakkale'ye gezmeye gittim. Orada bir vatandaşla tanıştık. Dışarıdan gelmişler. İşte Bosna'dan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan vesaire. Devlet onlara 50 dönüm, 60 dönüm arazi vermiş. Bu araziler bizim en az 500 yıllık arazimiz. Yani diyorlar ya Oxford vardı da okumadık mı diye. Bizim arazide de ova vardı da biz gelip bu dağı taşı seçmedik. Coğrafya kaderdir. Anamız, babamız, atamız, dedemiz buradaymış. Biz de burayı seçtik. Ama bizim burada coğrafi şartlardan dolayı hayat şartları da zor. Dolayısıyla elimizde olan toprakların birçoğu da bu şekilde gitti. Bunun bir çözülebilir yolları olabilir miydi? Olurdu. Bu saatten sonra artık zor. Çünkü 10 yıllık süreçte doldu. Ha devlet istese yapar. Nasıl ki Çanakkale'liye bağışladı. Bize de der ki kardeşim burada bir yanlışlık yapılmış. Şu arazileri sahiplerinin üzerine yazın. Bir çözüm bulunur. Demokraside çareler tükenmez.